Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gene ETS2'deyiz. Güzel bir modumuz var. Scania R560 V8. Dorse de dahil. Bir mod var. Bayağı güzel. Ben sevdim. Onun için de çekmeyi düşündüm. Türkiye haritasındayız. Türkiye'deyiz. Artvin'den Erzurum'a gideceğiz. Biraz sonra göstereceğim zaten. Öncelikle bir emeği geçenlere bir bakalım. Harun Aras, Muhammed Kaan Tuncer, Mehmet Ali Bayat, Erdem Kuzey, Hüseyin Şafak. Emeği geçen arkadaşlar, bunlar hepsinin eline sağlık. Muhtemelen Harun Aras daha çok, yani büyük çoğunlukla modun yapımcısı. Bu şekildeydi, güzel. F-Mod V8 motor sesi falan var. Sesi bayağı güzel. Göstereceğim biraz sonra size. Jant falan yapabiliyorsunuz. Şöyle oyuna bir geleyim. Jantları falan yapabiliyorsunuz. Ben öne kapak ekledim, arkaya eklemedim. Bu şekilde arka tarafın jantlarına bak. Şöyle. Arkada Rambo var. Görüyorsunuz, şu da var böyle. Rambo. Ne yazıyor? Arkada bir şey yazıyor. Herkes ikinci şansın peşinde. Kimse ilkini düzeltmenin peşinde değil. Özlü bir söz. Güzel bir kamyon arkası olmuş. Ben sevdim. Üstte başkan yazıyor. Bir sürü seçenek var. Hilmi Şahin falan da var. Yani beni de ekleselerdi iyi olurdu. Ya bir Musa Koçer ya da Kocer yazılabilirdi. Yazmamışlar, eyvallah. Hep sürekli modlarını test ediyoruz ama yazmamışlar yani. Ne yapalım artık. Ön tarafa şöyle bir bakalım. Maşallah, üç kardeşler başkan, ortada da yazıyor. Scania. Görüyorsunuz zaten şu genel itibariyle. Farların etrafında ufak bir şey var. Alttaki farların, sislerin yani. Şurada bir logo eklemişler. O bayağı iyi olmuş. R560. Şu şekilde ön tarafı basık. Kenarlarda böyle ledleri falan var. Böyle çok sırıtmıyor yani modifiyesi. Hani bayağı yerinde ayarında sade bir şey olmuş. Güzel bir şey olmuş yani. Sesi bayağı güzel. İçeride onu da göstereceğim, dur. İçeriği de göstereceğim. Şimdi farları bir yakalım. Görüyorsunuz bak. Bak, kontak açık değilmiş lan. Şöyle bir de üstleri falan da açayım. Her şey açık mı? Açık. Tamamdır. Her şey açık arkadaşlar. Şu şekilde görünüyor tır. Görüyorsunuz şimdi. Ne oluyor lan? Hah. Şöyle bir gece yapalım. Evet, gece. Farlar bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Işıklar falan. Arka tarafı bayağı güzel. Ben beğendim. Yani Dorse 10 numara olmuş. Frene basınca görüyorsunuz bak. Sinyaller falan. Bayağı güzel koyulmuş. Benim hoşuma gitti. İnanın ki beğenmeyeceğiniz bir mod değil. Beğenirsiniz yani. İndirin, oynayın. İçeri taraf böyle. Çin keranesi mod 10. Yani Çin keranesi koymuşlar. İçeriye böyle Çin keranesi modu eklemişler. Bayağı güzel olmuş. Gerçi biraz Tayland keranesine de benzememiş değil yani. Bu biraz daha yavaş yanıyor. Çin keranesi daha bir hızlı sanki. Öyle hatırlıyorum yani. Genel itibariyle böyle. Aracın içi de geri tekrardan şey yapayım. Zamanı artık alayım. Aracın içini biraz göstereyim. Kapatalım LED'i. İçi bu şekilde aracın. Bakın aşağıda hoparlör yerleri falan. Detayları güzel. Döşemeler bayağı detaylı, güzel. Arka taraftaki o meret de iyi. Sunroof'umuz zaten standart hep var. Şurada Bayat Sound yazıyor. Bayağı güzel olmuş perdeler falan. Her şey var. Herkesin istediği gibi. Şurada kahve makinesi de var. Yani onu da şey yapmamışlar. Bak bak. GPS var abi. Navigasyon var. Ortada da kilometre göstergesi var. Tam yani istediğim her özellik var bu araçta. Bak bak bak. Düğme animasyonları falan. Her şey var. Görüyorsunuz. Pencereler de açılıyor. Neyse, artık bir şey yapalım. İstop edelim. Önce bir yolu bir işaretleyeyim navigasyondan. Şu yolu kullanacağız arkadaşlar. Neden sarı onu da şimdi yola çıkınca söylerim. Şurada bitirelim. Tamamdır. Çalıştır aga. Sese bak. Bak. Bir de dışarıdan dinleteyim. Ses benim tam istediğim ses.
Yani ne çok abartı ne de çok şey. Normal, düzgün. Şöyle bir gidelim. Şuradan F2 kamerasını da açalım. Oo, orası iyi değil şaka. Şuradan F2'yi açalım. Tamamdır. Ortada hız göstergesi var. Hızınızı gösteriyor. Yani kaç yaptığınızı görmek için navigasyonu açmak zorunda kalmıyorsunuz. Öyle bir ihtiyacınız olmuyor. Öyle görebiliyorsunuz. Şöyle bir şeye bir bakalım. O değil, I. Bakın şöyle, hani benzin ne kadar kaldı? Hah, mazotunuz ne kadar kaldı? Bu kadar. Mesela bunu da görebiliyorsunuz. Test şeridine girip göstereceğim derken. Niye yolun ortasında durdun birader? Çok garipler ya. Bu yapay zekası çok garip oyun. Görüyorsunuz buradan işte genel durumunu gösteriyor şurası. Şöyle görüyorsunuz bak, farklı şeyler de var. Bak. Gaza bastıkça bak. Görüyorsun. Burada ne var? Yağ var, su var, yağ suyu var. Bunlar hava mı? Bunlar herhalde hava. Muhtemelen. Şurada ne kadar yol gittiğimiz kaldı falan bir şeyler yazıyor. Şurada 25 kilometreyi görelim, artık yolumuza devam edelim. Artık'tan biraz sonra çıkacağız. Şu kulaklığın kablosu biraz şey oldu. Heh. Tamamdır, artık gidebiliriz. Retarder sesine gelince, bir de retarder sesini de deneyeceğiz tabii ki. Denemek lazım. Denemeden olmaz. Yani retarder sesi biraz daha iyi olabilirmiş. Otobüs retarderi takacaklar aslında. Çşşş diye ses çıkaranlar. O ince sesi alsak daha iyi olur. Modda bir eksik arıyor. Tamam mı? Söyleyeyim hani varsa, eğer izlerse yapımcı arkadaş düzeltsin diye, ama modda eksik yok. Yani bir tek retarder sesi muhtemelen eksik olabilir. Bu da eksik değil yani. Biraz daha şey olabilirdi. İyi olabilirdi de. Yani o da eksik sayılmaz. Aracın şu vaziyette eksik olan tek şey arkadaşlar vites göstergesi. Aynen, eksik olan tek şey vites göstergesi. Bunu da H vitesle oynayan arkadaşlar tabii ki de ihtiyacı yok. Ama sıralı vitesle oynayan arkadaşlar illaki bakmak istiyor yani. Kaçıncı vitesteyim şu an, kaça düşüyorum. Gidiyoruz da nereye gidiyoruz falan. Onları görmesi lazım. Hani bizde artık gerek yok. E vitesi onun için elde yaptım yani. Sırf bunun için yaptım yani, bu vites göstergesi ihtiyacını kurtulmak için yaptım yani. Kurtuldum da daha iyi. Bu arada yani yapmak isteyen arkadaşlar gitsinler videosunu izlesinler. Basit bir yapım var. Aga cidden çarptı mı ya? Yolda mı bir problem var, gerçekten de çarptım mı ya? Çarpmış da olabilir. Bunu bilemiyorum. Modu çok beğendim yani, bu mod hala oynanır. Bu modla oynanır arkadaşlar. Cidden oynayın. Türkiye haritası modunda az kaldı. Şu yollar bittikten sonra 16 Türkiye map var. Bir de ona bakacağız. Mesela hiç gerek yok. Test düşürmeye. Zaten çıkıyor. Araç bayağı güçlü. 560 beygir. Aracın bazı yerlerini tabii ki de gene kendiniz modifiye edebiliyorsunuz. Yani öyle direkt modifiyeli olarak da şey olmuyor, çıkmıyor karşınıza. Stok bir şekilde çıkmıyor. Bazı şeylerini değiştirebiliyorsunuz. Öyle bir imkan var. Bak.
Çok garip ya. Ne yapayım? İçten dönsem karşıdan adam gelirse sıkıntı. Dıştan dönsem Dorse çarpıyor. Hep sıkıntı ya. Şu yollara bakın sana bak. Bak. Bu YKS Türkiye Map'in en güzel yerlerinden birisi de burası. What the f- Yani arkadaşlar az önceki hani tamam harita güzel de yani ben çarpmıyorum. Büyük ihtimalle haritada bir problem var. Ben çarptım sanmıyorum. Şöyle biraz da dıştan gidelim ya. Farklılık olsun. Dıştan pek bir süremiyorum bu arada. Dışarıdan alışmışım. Benim için kaza yapabilirim bir an. Ama şöyle bir çevreyle göstermek istedim. Ben rişeyi de açmayı unuttum bu arada. Burada bir durup etrafımı göstereyim, sonra rişeyi de açayım. Yola devam edelim. Boşa alalım. Anlamış. Şöyle bir göstereyim. Şurada güzel bir baraj var arkadaşlar. Bayağı bir güzel. Buradan su gidiyor zaten, göstereyim dediğim dememin sebebi bu yani. Su falan vardı. Bayağı hoş şuralar, böyle orman. Yollar bayağı güzel. Yollar yani kötü değil. Şöyle daha devam ediyor, gidiyor. İleride daha güzel böyle. Virajları falan müthiş. Harita da bayağı güzel. Tabii ki de her yeri böyle değil. Yani bazı yerleri dümdüz yok. Ama olsun, zamanla yani gelişir, daha iyi şeyler eklenir. Şuradan bir reshade'i bir açalım. Bir de reshade'li görelim ya. Ya şöyle reshade'li gidelim. Reshade'li de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bayağı bildiğiniz Instagram filtresi gibi bir şey yani, bir şeyden anlayacağınız. Evet arkadaşlar, zamanla ekipmanı geliştireceğiz. Hep böyle kalmayacak. Tabii ki de izlenmeye bağlı. İzlenmemiz artarsa, takipçimiz artarsa yeni ekipmanlara falan geçiliriz. İlla ki Y29 falan bir şeylere geçilir. Yani hep DFGT ile devam etmeyeceğim. Tabii ki de geçeceğim zaman bu şeyleri, bu direksiyonu, vitesi falan hepsini paket olarak satacağım. Yani vitesi de vereceğim, hediye edeceğim yanında. El yapımı bayağı uğraştırdı göz nuru ama ya da direksiyonu ayrıyeten mi satarım. Bizim takipçilerden birisine de şeyi, vitesi çekilişle hediye eder. Gel yapalım, yaptığım şu vitesi. Bu vitesten bahsediyorum. Vites bayağı iyi yani bence. Alın kullanın. Yani yakında tabii ki de, hemen değil. İlerleyen zamanlarda bakacağız hepsine. Bu arada yeni bir oyuna başladım. Yayında oynuyoruz. Arkadaşlar biliyor yani, gelen yayına gelenler. Bir de dün paylaştığım videoyu izleyenler biliyor. Paylaştığım video aslında yayın tekrarı. Yayında Cities Skylines oynadım. Bayağı eğlenceli bir yayın oldu. Yani benim hoşuma gitti. Belki de şimdiye kadar yaptığım en iyi yayınlardan birisiydi. Bundan sonra aynı tempoda böyle yayınlar yapacağız. Belki daha da iyi tempoya çıkartacağız tabii ki de. Cities Skylines'da 100 bin. 100 bin vatandaşa ulaşmak. 100 bin vatandaşa ulaştıktan sonra ilk sezonu kapatıyoruz. Tabii ki de bu ilk sezonun falan ilerleyişi tamamen şeyle alakalı yani. İzlenmeyle alakalı. İzlenme çok olursa devam eder. İzlenme çok olmazsa aynı anlık gelip geçen o yazlık diziler oluyor ya, aşk dizileri. Zengin kız fakir olan, aynı onun benzeri, onun eşi. Bir anda ikinci, üçüncü bölümde finalde yapabiliriz yani. Ama bakacağız.
Şu son işte o paylaştığım videoyu muhtemelen kaldıracağım. Çünkü biraz şey oldu ya. Yani 2 saat izleneceğini pek sanmıyorum. Ben onu en iyisi sileyim. Yani indireyim. Kısaltayım, parça olarak koyayım. Gereksiz yerlerini keseyim ya da hiç kesmeyeyim. Parça parça bölüm bölüm yayınlayayım diye düşündüm. 40 dakikalık ya da 30 dakikalık bölümlere ayırsak yeter. Ulan çarpacağız sandım, adama duvar açalım. Keşke adama vursaydık. Bu ne lan? Burada çöp var. Tüh. Türkiye olduğu çok belli işte. Yerde çöp var. Bu detayı da unutmamış haritayı yapan arkadaşlar. Yani arkadaşlar böyle. Yayınlara gelirseniz. Bu arada yayınlara gelen arkadaşların isimlerini eğer videoyu izleyenler olduysa görür. Oradaki kurduğu böyle güzel hastane olur, itfaiye olur falan, onların isimlerini koyuyorum yani. O şekilde yapıyorum. Daha tabii ki de ilerleyen zamanlarda yol isimleri olsun, köprü isimleri yapacağız. Bunların hepsine abonedir, takipçidir, katıl butonuna tıklayan arkadaşlara özellikle. Onların ekstra ayrıcalıkları var mesela. Katıl butonuna tıklayıp da geldiyse adam, o şey dediği zaman, şuraya bizim için bir semt yap dediği zaman yapacağım yani. Çünkü adam katıla tıklamış. Anlatabiliyor muyum? Adamın hakkı var. Gelen yok değil mi? Sollamaya kalkacağım ben. Hadi lan. Şans eseri var ya, birisi karşıma çıkarsa yandım. Hayattaki tüm şansımı burada mı kullandım lan? Aynen öyle. Neyse, ben bir sayısal loto oynayayım biraz sonra. Bağlı olarak bu arada yayınlarda farklı oyunlarda oynayabiliriz yani. Sadece Cities Skylines değil, bazen ne bileyim PUBG ile girilir. GTA Online'da girebiliriz. GTA'm var. Zaten biliyorsunuz yani, 2 senedir GTA yayını yapıyorsun. Oradan bilmeniz lazım yani GTA Online'da. Artık en son beleşten sonra GTA almayan kalmadı. Herkesin GTA'sı var artık. Tek sıkıntı GTA açacak bilgisayar olmayan arkadaşlarda yani. Bir de o var. Adam GTA almış, GTA açacak bilgisayar yok da. Yani yakılır yani. Böyle kütüphanede GTA'ya bakıyor sadece. Açıp böyle Steam'i. Kütüphanedeki o GTA'ya Steam demişim, pardon, neverdiydi, Epic Games. Epic Games açıp onun kütüphanesinde oyunun yüzüne bakıp geri kapatıyor. Kötü bir deneyim oldu yani. Şey diyenler var, soranlar var. Bilgisayarı falan nasıl alacağız? Nasıl edeceğiz? Bir yöntem var mı? Ya bilgisayar almanın yöntemi var mı diye sormak biraz, ne bileyim yani, çok saçma bir şey. Ne biraz? Aga, bir şey alacaksan sana lazım olan şey para. Paraya ihtiyacın varsa para kazanmak için ne yapacaksın? Çalışacaksın. Abi benim yaşım çok küçük. 10 bilmem kaç işte. 16 yaşındayım. Ben nasıl çalışayım? Ya ben çalışmaya başladım da 9 yaşındayım. Açıkçası. Bu sebeple böyle bilgisayarım falan var. Ta oralardan gelen bir kimler. Oo. Ya ama böyle olmaz ki ya. Bizim biçeceğimiz, anlamadım. O nasıl bir çıkış, o nasıl bariyer koyma tarzı ya. Böyle bariyer yok arkadaşlar. Böyle bariyer koyulmaz. Bu
konuda çevre mühendisi olacak arkadaşlara söyleyeyim. Ya da ne bileyim yola ne deniyorsa artık bunu yapıncı arkadaşlara. Böyle bariyer koymayın. Yani bu haritayı yapan arkadaş hangi akla hizmet koydu bunu bilmiyorum ama siz yapmayın yani. O yapmış, siz yapmayın. Ayıp mı? 140 yap. Güzel. Şimdi 12'ye geçtik. Deymiş. Vites az önce fark ettim onu da. Hep 11. viteste geliyormuşuz. Gerçi çok erken fark ettim. Bunu da olsun. Vay senin babayın da şeyinin de ya. Ya hemen solla ya hiç o işe kalkışma yani. Ne yapıyor ki sen? Ayıptır ya. Ama arkadaşlar mod bayağı güzel olmuş gerçekten. Yani yapımcıların eline sağlık. Benim hoşuma gitti. Yani bu haliyle şöylece al. Oyna. Direkt oyna. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Yani ekstra bir modifiye yapmaya bile pek uğraşmıyor. Bir tek jantlarını değiştir devam. Gerisi hiç önemli değil. Şurada duracağız herhalde. Sedef kaplama, siyah sedef, beyaz sedef de kaplayabiliyorsunuz. Normal direksiyon da var. Ben siyah sedef yaptım. İçerinin şeyini renklerini olsun diye beyaz yapmadım. Şurada durduralım artık. El freni, vites boşta. Şöyle iki yere bir çıkalım. Evet arkadaşlar. Yok kalırdı. Mod da böyleydi. Bayağı güzel, eğlenceli. Yani sürüyor, sıkıntı yok. Yolda falan bir sorun çıkartmıyor. Hızlı da gidiyor. 140-150 diyor. 150 yapıyordu. Ama o da işte 560 beygir olduğu için. Kapatalım. 560 beygir değil de işte 730 falan olsaydı tabii ki de daha şey olurdu. Wow. Daha iyi olurdu yani. Şeyde yok zaten. Çekicimizde yok. Şöyle kalksın bile. Bak böyle oluyor. Ben beğendim. Tavsiye ederim yani. İndirin, oynayın. Neyse, diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı falan unutmayın. Özellikle like atmayı unutmayın çünkü yani like'lar bizi şeyde tutuyor. Bu beğenildi. Böyle videolara devam edeyim diye düşünmemi sağlayan şey like. Ne kadar çok like olursa o kadar fazla video gelir. Hani olay bu. Hani like'tan para kazanmıyoruz ama biraz daha videoya etkileşim geliyor. Evet, kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz.